Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Usman'la 61 motorlu testere gaz yemiyormuş. Şimdi gazı nasıl yemiyor? Öncelikle buna bakalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor, gaza basıyor, go edip diye stop ediyor. Şimdi öncelikle benzin filtresine bakayım. Bu çalışan motor, çalışmayan değil, gaz yemiyor. Ayarlarını oynamadan önce filtrelerine bakmak lazım. Benzin borusu değişmesi gerekiyor. Bakın filtresi çıkartmak isterseniz çıkaramazsınız. Benzin borusunu değiştireceğiz. Karbüratör içi ters geçişte kontrol edeceğiz. Çünkü motorun içindeki filtre güvenilir değil. Biraz bileğim ağrıyor anahtarı çevirince. Sabah daha çok ağrıyordu. Şimdi ağrımaya başladı. Bu şekilde çalışmam gerekti. Çalıştım. Sadece yemeğe vakit bulabildik. Biraz da bir hava vurayım. İçindeki ters süzgeç kontrol edeyim.
Hatta süzgeçte bir şey görünmüyor ama süzgeç temizliği derken hasar vermişler. Azıcık da olsa pislik varmış. Karbüratörün yüzeyi oldukça kirlenmiş. Şimdi benzin borusunu hortumuna çıkaracağız. Benzin hortumunda yaralar var ama derinme yoktur. Bunu çıkartmamızın sebebi benzin hortumu kısa geliyor. Bakın bunu uzatacağız. Şeffaf hortum takacağım. Eğer benzin hortumunu takamazsanız ucunu biraz sivritirsiniz. Ne takamamışsanız daha fazla sivritirsiniz. Bazen takamadığım zamanlar bu şekilde şuraya kadar kesiyorum. İçeriden biri çekiyorum. Bakalım bu olacak mı? Zorlanmazsa bu yeterli olacaktır. Zorlanmıyor. Evet, takılıyor sonunda.
Metronomda benzin hortumu taktık. Sabahla daha şu parçayı değiştirmiştim. Eğer müsait vakit olsaydı video yapardım. Aa, bu kapri kolu kırılmış. Ardından sökmüşler. Pimini de dağıtmışlar ama takamamışlar. Söküp takmıştım ama çok yoğunluk vardı. Evet. Şimdi de karbüratör ayarlarına bakalım. He, evet kardeşim. Benzin karışımı. T ise şu rolantidir. Bakın kelebeği vida ileri gittikçe kelebeği açıyor yani. Gördüğünüz gibi vida ileri gittikçe kelebeği açıyor. Rolantiyi ayarlıyor. Rolanti ayarını motor çalıştırarak yapabilirsiniz. Şimdi ben gaz yemiyordu. Benzin borusu kırsaydı içinde pis bulamadık. Kirli ama içi bozulmuş, temizlemesi epey zahmetli bir iş ama akşam oldu. Sahip de bekliyor. Şimdi kelebeği vidasını kapatıyoruz. Sayarak kapatıyoruz. 180 derece bir tur, 1,5 turmuş. Ben bunu 180 derece 2 tur yapıyorum. Tamam. Benzin ayarına bakıyorum. 1 2 2 kere açmışlar. Ben de bunu 1 2 2,5 yapıyorum. Tamam. Benzin 2,5. Hava ise 2 tur ayarladım. Şimdi de karbüratörünü takalım. Karbüratörü en hızlı bu şekilde takabiliyorum. Gördüğünüz gibi yayım ağrıyor buralarda, tam burada ağrı var, o yüzden kusura bakmayın. Boya ayarına bakıyoruz.
Gayet güzel bir şey yok. İşte gayet uzun yapmışım. Bence fazla da uzun olmuş. Ben notumu kısa olmaması için, bir daha sökmemek için azıcık uzun yapmak daha uygun. Sabit boy bilinirse iyi. Boru girmediği zaman böyle ortadan yarmış oluyorsunuz. O yüzden uzun yapıyor. İşte gayet güzel gaz yiyor. Bu karbüratör kontrol etmemizin sebebi benzin hortumunun kısa olmasıydı. Benzin hortumunu değiştirdik. Benzin filtresini kontrol ettik. Bujiyi kontrol ettik. Karbüratör içi tezgahı kontrol ettik. Gaz ayarlarını değiştirdik. Normalde farklıydı. Bildiğim ayarları getirip çalıştırmış oldum. Şimdi de rölanti ayar yapacağız. Rölanti ayarı gaz ayarda çalışarak yapılır. Rölantiyi azıcık salacağım. Onu da çalıştırıp yapacağım. Bu 61'lerde bu kapağı kapatırken geri bastırarak kapatın. Yoksa hava filtreyi takılıyor. Hava filtreyin dış tarafını açıyor. Bozuyor yani.
Ve böylece Husqvarna 61 motor testleri bitirmiş oldum. Yoğunluktan dolayı bir sürü güzel işleri sizinle paylaşamadım. Neyse arkadaşlar, bundan sonraki videolarda, güzel videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.